Hikmet Genç Yarın o tek tip kimin giyeceği belli olmazmış. Yaptıkları tezvirat, iç savaşa izin, sopalılar, palalılar, paramiliter örgütlenme vesaire diyerek söze başlıyorlar. Zira dertleri eleştirmek falan değil, her zamanki gibi aşağılık bir algı yönetimiyle huzur bozmak, sinir harbi başlatmak. Bakanlık açıklama yaptı yeni bir şey değil. 27 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir düzenlemeye yapılan ek bir madde bu. Şöyle ki 15 Temmuz işgal girişimine karşı mücadele vermiş resmi görevliler için yapılan düzenlemeye siviller de dahil ediliyor. Yani külliyeye, emniyete, özel harekata, devletin kurumlarına vesaire. F-16'lardan bomba sallayan, topla tüfekle saldıran FETÖ'cü alçakları bedenlerini siper ederek durduran cesur yürekler için çıktı o KHK. Bir daha oku bakalım. KHK'dan yer alan bastırılması ifadesi sonraki tarihleri kapsamayacağını gösteriyor. Buradaki özne 15 Temmuz'dur. Darbe girişimi aynı zamanda terör eylemidir. Asla başka fiilleri kapsamıyor. Ne öncesine ne sonrasına götürme imkanı yok diyor. Neyi anlamıyorsun? Nesi muğlak bunun? Tabii ki seninle bir alakası yok. Tamam 15 Temmuz'da önünden geçen tankları alkışlamak senin için action oldu. Ama evinde pahalı içkini yudumlarken keyfin kaçtı. Gece yarısı da ATM'de kuyruğa girmek zorunda kaldın o kadar. Bu arada tankı görürsem önce ben önüne çıkarım dedikten sonra tankın geçmesini bekleyip olayları izliyoruz. Arkadaşlar bizi bilgilendiriyor diyen siyasetçi de pek ilgilendirmiyor bu mevzu. Bir daha söyleyelim. 15 Temmuz'da canı pahasına direnen gazileri korumak için çıktı o KYK. Çakalın biri de çıkmış, Kenan Evren de kendisini korumak için kanun çıkarmıştı diyor. Salaha yatmayı abartınca işte böyle müptezellik çıkıyor ortaya. Alçak darbecinin koruma altına alınmasıyla, darbeyi çıplak elleriyle durduran kahramanların koruma altına alınmasını mukayese etmek ne demek? Dingil. Duruşmaya katılanlarla yurt dışına kaçmış olan FETÖcü lan fareleri mütemadiyen yargılanacaksınız deyip duruyor. Kendini şehit yakınlarının ve bir kısım uzuvlarının birini kaybetmiş, felçli, yaralı olan o kahraman gazilerin yerine koysana. Ne olacak ki demeyin. Ne diyor CHP sözcüsü Bülent Tezcan? FETÖcü teröristlere tek tip kıyafet uygulamasını eleştirirken yarın o tek tip elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz. Tuzkon tehdidi gibi. Fikir şehidim derken zikretmiş. Yani CHP iktidar olursa o kıyafeti darbeciden çıkartıp darbeyi önleyenlere giydirecek herhalde. Ha o zaman tehlike yok yani demeyin. Dünya darbeler tarihinde ders olarak okutulacak bir direnişin destanını yazan o kahramanları koruma altına almak boynumuzun borcudur. Hikmet Genç Akşam